Ankara'da sözü geçen Kürt Ahmet lakaplı Haymanalı Ahmet Turgut aslında kimdir? Asıl adı Ahmet Turgut olan Kürt Ahmet, Türkiye'de pek çok kesim tarafından tanınan bir kabadayıdır. Ankara'nın Haymana ilçesinin Yenice köyünde doğmuştur. Kürt Ahmet, Ankara Haymana Kürtlerindendir. Bundan dolayı Kürt Ahmet lakabını almıştır. Ahmet Turgut, namı diğer Kürt Ahmet, diğer bir Kürt kabadayı olan Kürt Cemali gibi Şeyh Bızın aşiretine mensuptur. Kürt Ahmet hakkında 2004 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gasp, tehdit, adam yaralama ve benzeri suçlardan 50 adamı ile birlikte dava açılmıştır. Kürt Ahmet hakkında 2008 yılında yapılan başka bir şikayet üzerine polis tarafından yapılan Kene 06 operasyonu ile gözaltına alınmıştır. 20 adamı ile birlikte nitelikli yağma ve çete suçlaması ile tutuklanmıştır. 5,5 ay sonra Kürt Ahmet tahliye edilmiştir. 2012 yılında Ankara'da kumarhane baskınlarında yakalanan Kürt Ahmet, 7 ay hapis yattıktan sonra yine tahliye edilmiştir. Peki Kürt Ahmet kimdir? Ahmet Turgut, namı diğer Kürt Ahmet. Ankara'nın Haymana ilçesinde 1935 yılında dünyaya geldi. Haymana'da yerleşik durumda bulunan Kürt aşiretlerinden olduğu için lakabı Kürt Ahmet'tir. Ahmet Turgut'un köyü Yenice, yani Sındıran köyüdür. Tam olarak ne işle iştigal ettiği bilinmese de kamuoyunca iş adamı olarak tanınmaktadır. Ankara Devrim İlkokulu'nda okul hayatına başlayan Kürt Ahmet, ilkokulu tamamlamasının akabinde Gülveren Ortaokulu'na devam etmiş ve mezun olmuştur. Liseyi Aydınlık Evler Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Ahmet Turgut, Erzurumlu bir ailenin kızı olan Melahat Koç Hanım'la hayatını birleştirmiştir. Ahmet Turgut ile Melahat Hanım'ın 4 çocukları dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının akabinde kısa sürede evlenen Ahmet Turgut, aile mesleği olarak hayvancılık ile uğraşmıştır. Bununla birlikte hayvancılıktan istediği oranda kazanç sağlayamayan Ahmet Turgut, matbaacılık ve kağıt işleriyle uğraşmaya başlamıştır. 1970'li yıllardan sonra ticaretteki etkinliğini artıran Ahmet Turgut, kısa sürede daha geniş bir çevre tarafından tanınır hale gelmiştir. Peki Kürt Ahmet'e düzenlenen operasyonlar nelerdir? Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet Turgut, birçok kez polis operasyonuna maruz kalmıştır. Yasa dışı işlerle uğraştığı iddiası ile pek çok kez hakkında şikayetçi olunan ve polis tarafından gözaltına alınan Kürt Ahmet hakkında 2004 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gasp, tehdit, adam yaralama ve benzeri suçlardan 50 adamı ile birlikte dava açılmıştır. Kendisi delil yetersizliğinden tutuklanmayan ve akabinde beraat eden Ahmet Turgut, 2008 yılında yapılan başka bir şikayet üzerine polis tarafından Kene 06 operasyonu ile gözaltına alınmıştır. 20 adamıyla birlikte nitelikli yağma ve çete suçlaması ile tutuklanmıştır. Hayatında iki kez evlenen ve ilk hanımından 4, ikinci hanımından ise bir olmak üzere toplamda 5 evlat sahibi olan Kürt Ahmet hakkındaki suçlamaları kabul etmemiştir. Bununla birlikte çocuklarından İdris Melih Turgut, Lefkoşa'da 2006 yılında girdiği bir silahlı çatışma sonrasında tutuklanmış ve 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2012 yılında şartlı tahliye olmuştur. Kürt Ahmet hakkında yasa dışı işler yaptığı gerekçesiyle şikayetler bulunmasının yanında bir kesim tarafından da fakir fukara babası olarak tanınmakta ve sevilmektedir.